TAV Havalimanları CEO'su Serkan Kaptan'la birlikteyiz. Şimdi Serkan Bey, biraz önce Tuğba yolcu sayıları ile ilgili detayları aktardı. Net olarak görüyoruz, hani havacılık için milat diyebiliriz, 2019 son seneydi, 2020'de salgın. Şimdi karşılaştırdığımızda oraya göre iyi gittiğini anlıyoruz. Birinci çeyrekler zayıf elbette. Sektörel olarak normalde mevsimsellik etkisini hissediyoruz ama nasıl gidiyor ikinci çeyrek? İkinci çeyrek çok iyi gitti. Yani 2019'a göre biz hep kıyaslıyoruz açıkçası. Tuğba Hanım'ın sunumunda hep 2022'ye de referans vardı. Ancak 2019 havacılığın altın yılıydı. Öyle söyleyebiliriz. En yüksek rakamlardı. Dolayısıyla o rakamlara göre biz kıyaslamaları yapıyoruz. 2019'u biz yakaladık. Geçiyoruz da. Biraz dünya Türkiye şeklinde aslında isterseniz örnekleme yapayım size. Daha önceki tahminlerde 2023'te dünya 2019'u yakalanır deniyordu. Bu pek tutmadı. Bunun bir sebebi jeopolitik konular, Avrupa'daki enflasyon, Amerika'daki enflasyon baskılarıydı. Şu an yeni tahminlere göre bu sene dünya olarak bakarsak %92'lerde olacağız 2019'un. Bunu Türkiye'ye tercüme edersek biz Türkiye'de 2019'u yakalayacağız. Biz 2023'te TAV Havalimanları olarak tüm havalimanlarımızın toplamını aldığımızda yolcu sayısı olarak 2019 trafiğimizi yakalayacağımıza inanıyoruz. Gelirlerimizde de bunu yakalayacağız ve geçeceğimize inanıyoruz. Gene dünyayı böyle bölgelere bölersek bu büyümelerde mesela Amerika kıtası, Kuzey Amerika, Afrika yaklaşık %7,5 gibi 2019'un gerisinde. Asya %27 gibi gerisinde. Çin'den ötürü oluyor tabii. Çin'de çok büyük bir potansiyel var. Latin Amerika artı birlerde. Avrupa -8'lerde, Orta Doğu'da +3'lerde. Biz TAV grubu olarak bu Orta Doğu bölgesinin büyümesinden faydalanıyoruz. Doğu ekseninde olan büyümeden faydalanıyoruz. Dolayısıyla 2019 trafiğini yakalayacağımıza da inanıyoruz. İkinci çeyrek iyi geçti. Mayıs ayında biraz gevşeklik vardı bizim rakamlarımızda. Seçimin etkisi diyoruz. Nisan'a kayan Paskalya tatilinin etkisi diyoruz. Bunu Antalya için söylüyorum. Haziran'da daha kuvvetli toparlanma başladı. Temmuz'un ilk günlerinde de günlük olarak takip ettiğimizde toparlanmayı çok daha kuvvetli olarak görüyoruz. Şimdi elbette biraz hem yolcu sayısı olarak o 2019'u yakalayabilmek önemli. Marjlar tarafında da ben bu kısmını sormak istiyorum size. Çünkü mesela Favök marjına baktığımız zaman işte 2018'lerde %49'lar civarında, 2019'da %37 civarında, şimdi %30'larda. Hatta ben analistlerin tahminlerine baktığım zaman buralarında %29'lara doğru gerileme, 2023 yılı içerisinde gerileme söz konusu olabileceği yönünde tahminleri var. Dolayısıyla bu Favök marjı daralması neden kaynaklanıyor? Bir parça bunu sormak isterim size. İstanbul tabii büyük etken. İstanbul büyük etken. Birinci etken İstanbul 2018'e kıyasladığımızda. Sonrasında kur etkileri de var tabii. Biz kurdan çok etkilenmiyoruz. Yani bizim Türk lirası olan gelirlerimiz yaklaşık %17 bütün gelirlerimizin. Giderlerimizde de %33. Ancak yaklaşık bir yıldır sabit kalan bir döviz karşısında TL enflasyondan dolayı orada biraz TL bazında enflasyonun yarattığı erime oldu. Şimdi kurun yükselmesiyle beraber bunun bize pozitif etkisi var. Yani kur arttıkça bizim TL giderlerimiz düşüyor. Yani Türkiye'deki işletmelerimizdeki giderlerimiz düşüyor. Bunda pozitif yansıması olacaktır. Şimdi TL gelirlerden bahsetmişken bilanço içerisindeki ağırlığı nispeten düşük olmakla birlikte ben mesela 2019'la kıyasladığım zaman hemen hemen bütün havalimanlarında sizin işlettiğiniz iç hat uçuşlarında ciddi bir daralma görüyorum. Sadece sizin işlettiklerinizde değil, Türkiye'nin genelinde de bu söz konusu ama mesela İzmir'de %32, Antalya'da %15, Ankara'da %27, Bodrum'da %10. Dolayısıyla bu havacılık sistemi için konulmuş olan herhalde tavan fiyat etkisi midir, nedir? Doğrudur, doğrudur. Şimdi Türkiye'de bir havacılıkta iç hatlarda tavan fiyat uygulamamız var, bakanlığın belirlediği. Bununla ilgili dönem dönem ayarlamalar yapılıyor. Şu an yaklaşık 1200 liraya yakın ekonomi sınıfta bir tavan fiyat uygulaması var. Bugünkü kurlarla baktığımızda bu artık 45 dolar euro seviyelerinde bir rakam. Havayolları tek bacak uçuşta, yani yaklaşık bir saatlik uçuşta bununla para kazanamıyorlar. Dolayısıyla sadece bağlantı uçuşları ve sınırlı sayıda uçuşla bu hizmeti sürdürüyorlar. İç hat uçmaktansa dış hata uçağı kullanaraktan euro bazlı gelir elde etmeyi tercih ediyorlar. Bu sebeple iç pazarda bir daralma var. Yani koltuk az sunuluyor iç hatta. Fakat talep var dediğiniz gibi. Otoyollar, tren biraz dengeliyor ama biz de yolculardan iç hattaki
eksik kapasitenin sıkıntısını duyuyoruz. Sizin açınızdan elbette en önemli gelir dış hat yolcu gelirleri. Bu çerçevede de Antalya Havalimanı en belirleyici unsurlardan bir tanesini oluşturuyor. Dolayısıyla dış hat yolcu gelirleri nasıl gidiyor? Birinci soru. İkincisi bir de yolcu başına gelir tarafını geliştirici yeni bir anlayışınız, yeni bir bakış açınız var mı? Buralarda yoksa hani 3 aşağı 5 yukarı bunu mu beklemek lazım yolcu başına gelirlerde? İyileşme var. Yani pandemi çok etkiledi. Pandeminin olumsuz etkileri kadar sonrasında gelen kişi başı harcamaya olumlu etkileri var. İnsanlarda birikmiş bir satın alma talebi oluştu. Biz gerek duty free gerek yiyecek içecek gelirlerinde euro bazlı kişi başı harcamanın arttığını görüyoruz. Bunu tüm havalimanlarımızda görüyoruz. Antalya özelinde konuşursak Antalya Türkiye'nin en büyük OND dediğimiz yani ülkeye giriş yapan yolcu kapısı dış hat yolcu olaraktan. Tabii turist yolcu. Bu turist yolcunun ihtiyaçları daha farklı oluyor. Daha fazla bizim ticari alanlarımızda vakit geçirdiklerinden harcamaları da farklı oluyor. Zayıf euro döneminde, euronun kur olarak düşük olduğu dönemde satışları çok hızlı etkiliyordu. Şu anda da gene negatif bir etki olmayacak. Kuvvetlenmiş euroda da Türkiye'de turizm ve tatil ucuzladı. Dolayısıyla biz Temmuz'la beraber, yani içinde bulduğumuz ayla beraber Türkiye'ye özellikle turistik bölgelere talebin daha çok artacağını düşünüyoruz. Çünkü otel maliyetleri daha ucuzladı yabancı turist için. Yabancı turiste de bizim öncelikli pazar Rusya, Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa biliyorsunuz. Orta Doğu dahil. Rusya'da da 2019'un %62'sine geldik savaşa rağmen. Ve ülkede yani uçuşlardaki kısıtlamalara rağmen %62'deyiz. Almanlarda müthiş bir artış var. Rusya, İngiltere ikiye katladı trafiği. Almanya'nın pazar payı %22'ye gelmiş anladığım kadarıyla. Doğrudur. Rusya'nın %12'ler civarında, İngiltere'nin %8'lerde. %8'lerde ama İngilizleri biz bir süre kaybetmiştik hatırlarsınız. Yeniden geliyorlar. 15-20 yıl önce çok İngiliz turistimiz vardı, geliyorlar. Şu anda geliyorlar. Peki burada özellikle gelir tarafına baktığımızda kabaca 1 milyar 50 milyon euro civarında bir rakam var geçen dönem için. Şimdi bundan sonrasında burada hani bu rakamı yakalamak mı yoksa bir miktar daha ileri taşıma fırsatı var mı? Gelirin kabaca %40 havacılık geliri. Hani %20 kadarı yer hizmetlerinden geliyor. Dolayısıyla bu iki kalem tabii ana unsur. Diğer bacağını konuştuk ama orası daha küçük olan kısım. Doğru. Dolayısıyla bu tarafta bir iyileşme, bir farklılaşma beklentiniz var mı? Bekliyoruz. Yani resmi olarak açıkladığımız borsaya kote bir şirket olduğumuz için açıklamalarımızda bu sene ciro beklentimizin, gelir beklentimizin 1 milyar 230 ile 1 milyar 290 milyon aralığında bir yere oturacağını duyurmuştuk. Ve bu hedefte ilerliyoruz. Sağlam bir şekilde ilerliyoruz. Yine EBITDA tarafında da artan bir EBITDA beklentimiz vardı. Bunu duyurmuştuk. Bunlarda hiçbir sapmamız yok. Üste çıkma potansiyeli var mı? Üste çıkma potansiyelimiz olabilir. Dediğim gibi Temmuz çok kuvvetli başladı. Haziran'da biraz ürkmüştük ama Temmuz çok kuvvetli başladı. Kur yükselince talep tekrar geldi Türkiye'ye. Bunu Temmuz'un ilk 10 gününde gördük ve devam edeceğinde yani yapılan rezervasyonlarından, uçak rezervasyonlarından ve otel rezervasyonlarından bunu görüyoruz. Tabii Türkiye'de havalimanı işletmeciliği açısından ilktir. Yani özellikle Ankara'da, o daha sonrasında İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ile birlikte hani Türkiye'de havalimanı işletmeciliğini öğrenen ilk özel şirket. Dolayısıyla daha sonrasındaki gelişme hikayesi, büyüme hikayesi sonrasında Fransızların satın alışıyla başka bir teması var şu an itibariyle. O büyüme çerçevesinde, büyüme planı çerçevesinde tabii İstanbul çok önemli bir yerdi. Şimdi İstanbul yok. Dolayısıyla TAV'ı daha ileriye taşıyacak çok büyük bir operasyon. Evet. Çok havalimanı işletiyorsunuz ama trafik olarak böyle taşıyacak bir ekstra amiral gemisi olacak bir havalimanı arayışınız olduğunu da biliyorum. Daha önce Sabiha Gökçen'le görüşülmüştü. Şu anda var mı burada herhangi bir aktif görüşme? Bir önce onu sorarak başlayayım. Evet. İstanbul sonrası 2018 yılının Mayıs'ında hatırlarsınız Antalya'da bir hisse alımımız oldu. Oraya %50 ortak olarak girdik. Fraport'la beraber, Alman ortakla beraber işletiyoruz. Antalya aslında dış hat yolcu gözüyle bakarsak amiral gemisi. Yani iyi gelir üreten bir havalimanı. Ama onun dışında tabii ki mutlaka arayışlarımız var. Büyük havalimanları ölçeğinde baktığımız yerler var. Türkiye'de şu anda aktif bir satış yok. Dolayısıyla üstünde çalışmakta olduğumuz bir proje yok. Ama bu geçtiğimiz iki yılda gene hatırlarsanız Antalya ve Ankara havalimanlarının ihaleleri oldu. İki önemli ihaleydi. Süre uzaması. Bizim Antalya'da 2026 sonunda biten bir sözleşmemiz. Ankara'da da 2025'in Mayıs'ında biten bir sözleşmemiz vardı.
Her iki havalimanı 25'er yıllık imtiyazla tekrar kiraya verildi. Bu iki ihaleyi de kazandık. Bu sebeple 2051 ve 2050'ye kadar aslında portföyün süresini uzattık. Bizim işte de aslında imtiyaz şirketi olduğumuz için kalan süreyle yatırımcı değerlendiriyor. 8 yıllık kalan süremizi 30 yıla çıkartarak aslında pandemide büyük bir kazanım yaptık grup için. Dediğim gibi ortalama, ağırlıklı ortalaması 8 yıl olan işletmeleri 30 yıla kadar çıkartarak Almaty ile beraber tabii. Almaty de çok önemli bir satın almaydı. Orada havalimanını satın aldık. İmtiyaz değil orası. Ucu açık bir işletme. Evet, evet. Orada da planlamanızı zannediyorum 14 milyona kadar kapasiteyi çıkartmak yönünde. Doğru mu? Doğrudur, doğrudur. Şu anda yatırımdayız. 3 havalimanında da yatırımdayız. Yani Antalya'da 2025 başında işletme açacağız. Yeni terminali ve yeni tesisleri. Ankara'da hakeza aynı şekilde planlamamız var. Almaty daha önce başlamıştı. 2021'de başlamıştı yatırımı. Onun da önümüzdeki Haziran'da yani sezona yetiştirmek istiyoruz. 14 milyon kapasiteyle havalimanını açacağız. Antalya, Almaty çok hızlı büyüyor. Dış hat büyümesi %32 Almaty'nin. Biz aldığımızda 2019'da görüşmelere başladığımızda 6.4 milyon yolcuydu. Pandemi geldi. Dolayısıyla projeyi kapatmak için biraz oyalanıp 21'de işi kapattık. O günden bugüne yaklaşık 2,5 katına çıktın neredeyse. Evet, evet. Dolayısıyla önemli bir kapasite artışına doğru gidiyor gibi görünüyor. Şimdi Antalya'da peki 2025 yılı itibariyle çıkılacak olan kapasite nereye gelecek ve ne kadar değiştirecek işi? Evet. Antalya'da 2019'da o tarihi rekorda 35.8 milyon yolcumuz vardı. Bunun 28 milyon dış hattı. 28 milyon yani ülkeye girip çıkan yolcu. O yüzden çok kıymetli bir yolcu. Biz orada ilk etapta 65 milyon yolcuya çıkartıyoruz kapasiteyi. Daha sonra yıllar içinde 80 milyona çıkan bir kapasite olacak. Bunu da görüyoruz. Antalya bütün Akdeniz çanağının en büyük turizm bölgesi. 650 bin yatak var. Bunun yıllar içinde 900-950 bine çıkması öngörülüyor. Hani 650 bin yatak ne dersek Akdeniz'de ikinci büyük turizm bölgesi Mallorca. Mesela İspanya'nın Mallorca adası orada 350 bin yatak var bütün adada. 650 bin de çok ciddi bir yatak ve Antalya'da turizm eskisi gibi 4-5-6 ay değil gerçekten 12 aya doğru gidiyor. Şu an net 9 ayımız var 12 aya doğru ilerleyen bir turizm bölgesi oldu Antalya. Dolayısıyla Türkiye'de yeni bir büyüme imkanı olursa bunu değerlendiririz. Ama mutlaka. Şu an itibariyle Antalya bizim amiral gemimiz olacak. Doğru. 2025'ten sonra da o kapasite artışını oradan göreceğiz. Doğrudur. 2025'te bizim bütün portföyümüzde yatırımların bittiği, artık realizasyonun başladığı yıl olacak. O yüzden 2025 hedefimiz de var. 2025 hedefimiz önemli bir hedef. Ne kadar yolcu o zaman bütün havalimanlarında toplam? Biz o dönemde ya 2025'te aslında gelir olarak dersek 2018'de o Atatürklü olan müthiş yılı yakalamayı hedefliyoruz. Bu önemli. Bundan sonrası için de elbette işin bir finansal dağılımı, iki portföy dağılımı belirleyici ve önemli. Dış operasyonlardan yine büyüklerinden bir tanesi Medine Havalimanı'ydı. Medine özellikle trafik çekimi açısından da önemli bir yer. Siz salgın döneminde tabii orada bir mücbir sebep çıkmıştı. O dönemde bir köprü kredi sağlamıştınız. 208 milyon dolar değil mi büyüklüğünde. Şimdi yeni gelen haberler orada bir hisse devri gerçekleştirdiniz oradaki ortağınıza. Doğru. Karşılığında da oradaki kredide de yaklaşık bakiye 100 milyon euro seviyesine kadar düşmüş oluyor bu şekliyle. Neden ihtiyaç duyulduğunu bir sorayım ve bundan sonra o portföy içerisinde nasıl bir stratejiniz olacak? Evet, şimdi Medine bizim için çok önemli bir proje. Yani yurt dışında ayrı önemi olan Medine olduğu için Suudi Arabistan'da ve Medine Suudi Arabistan'ın %100 özelleştirilmiş tek havalimanı, ilk ve tek havalimanı projesi. Başarılı bir operasyon. Biz 2012 yılında başladık orada işletmeye. 2015'te bütün yeni tesisleri açtık. 2023'te de bu geldiğimiz yılda da Covid sonrası, Covid etkisiyle beraber ilave bir süre aldık idareden. 2040'lara kadar uzayan bir işletme dönemimiz var. Bu süreç içinde bu asetle ilgili, bu ürünle ilgili satın alma talepleri vardı. Biz çok iyi bir değerleme bulunca bunu kaçırmak istemedik açıkçası. Biraz borçluğumuzu azaltmak. Hani bunu yaparken de kontrolü kaybetmiyoruz. 50-50 ortaklığımız vardı Alraji Holding'le orada. Biz şu anda burada 26'ya düşüyoruz. %24'ümüzü 135 milyon dolar karşılığı satıyoruz. Ama kontrolde eşit olarak kalıyoruz. Yani düşen hisseye rağmen kontrolde bir şey kaybetmiyoruz. Gene havalimanı operatörü olarak ve söz hakkı olarak yönetim kurulunda aynı hakları tutmak koşuluyla.
bir satış yaptık. Bununla da hedefimiz borç seviyesimizi düşürmek ve gelecek fırsatlara karşı hazır olmak açıkçası. Ek gelir imkanları da var anladığımız kadarıyla. Doğru. Yani tek seferlik bir 70 milyon euroluk gelir veya işte aynı zamanda 8.1 milyonluk Doğru. bir o yolcu garantisi eğer bir evet. sebep nedeniyle tutmazsa oradan gelecek bir ekstra gelir. Doğru. Nereye kadar çıkabilecek buradaki maksimum gelir düzeyi? Orada bir 30 milyon kadar üstüne gelebilecek bir rakam var. Onun da mantığı şu, biz 2018 yılında 8.1 milyon yolcuyu yakalamıştık. Suudi Arabistan Havacılık Otoritesi bu sayının altında kalırsa o kadar süreyi bize veriyordu. Bugüne kadar işte Covid'den bugüne 3 yıl gibi bir süre geçti. O zaten işletme süremize eklendi. Bu yıl gene 8.1 milyon yolcuyu yakalayamazsak 1 yıl daha bize işletme süresi verecek. O 8 yıla kadar devam ediyor. O 8 yıla kadar. Yani 8 yıl onun bir tavanı var. O 1 yılın karşılığı 30 milyon gibi bir hesabı vardı. Ama trafik iyi gidiyor. Öyle söyleyeyim. Oraya kalmazsınız. Yakalarız. Yakalarız o rakamı. Peki yine dış operasyonlar içerisinde bundan sonrasında fırsat, yani dediniz ya biraz önce fırsat kollayacağız diye. O fırsat çıkarsa hazır olmak için diye. Doğru. Nerede arıyorsunuz fırsatı? Orta Asya'ya çok bakıyoruz. Biz Almaty operasyonundan çok memnunuz. Yani Orta Asya'daki tek büyük özelleşmiş havalimanı şu anda Almaty Havalimanı Kazakistan'ın. Çok büyük potansiyeli var. Yani dev bir coğrafya biliyorsunuz. Ve Almaty historik olarak, tarihi olarak bir merkez. İpek yolunun önemli bir noktası. Bunu zaten görüyoruz. Ama aynı şekilde Orta Asya coğrafyasındaki büyük nüfuslu, geçmişte gene böyle bir hub potansiyeli olan havalimanlarına bakıyoruz. Aktif olarak içinde olduğumuz süreçlere dersek bir Nijerya'mız var. Daha önce duyurmuştuk, Nijerya'da seçildik. Bir hükümet değişikliği oldu. Yeni cumhurbaşkanı var. Bir süreç var. Değerlendirme süresinde. Nijerya'da proje onaylandığı takdirde orada da yaklaşık 25 yıllık bir Lagos Havalimanı var. Nijerya dediğimizde 210 milyon nüfusu olan aslında Afrika'nın coğrafik olarak baktığımızda tam orta noktası ve çok büyüme potansiyeli olan bir bölge. Orası bizim için önemli. Hani cepte ama onayını bekliyoruz. İkincisi gene Karadağ. Karadağ küçük de olsa Güney Avrupa'nın çok önemli bir bölgesi. Podgorica ve Tivat Havalimanları ihalesinde birçok katılımcı arasından 3 firma olarak seçildik. Daha sonra Covid geldi, sonra 4 kere hükümet değişti. Şu an hükümet devam edip etmeme konusunda karar alacak. Sonrasında inşallah devam edecek ve istiyoruz orayı. Gene benzer şekilde Kuveyt Havalimanı. Kuveyt Havalimanı baştan aşağı yapılıyor bir master plan çerçevesinde. Burada da yapılmakta olan terminalin işletme ihalesi var. Bu süreçteyiz. 6 firmadan biriyiz. Hatta bugün ekibimiz, kalabalık bir ekibimiz Kuveyt'te, havalimanında toplantıları yapıyor. Orada da takvime göre Ekim ayında gözüken bir ihale var. İleriye kayabilir, aynı kalabilir. O sürecin de içindeyiz. Yani bu 3 nokta bizim için kısa vadede öngörülebilir havalimanı potansiyel projeleri. Hep büyük ortak mı olmayı tercih edersiniz? Örneğin bir gün, yani tamamen farazi soruyorum bunu ama İstanbul Havalimanı'nda küçük de olsa bir ortaklık imkanı olsa bunu değerlendirir misiniz? Veya Sabiha Gökçen için bir imkan olursa buralarda Türkiye içerisinde büyümek için bir imkan değerlendirir misiniz? Önceden %100 gözüyle bakıyorduk. Şimdiki stratejimizde yani %100 olmak zorunda değiliz ama operatör olmak zorundayız. Yani operasyonda sözümüz olmalı. Çünkü TAV sadece havalimanıyla ilgilenen bir şirket. Hani bizim başka farklı yatırımlarımız veya işlerimiz yok. Ama havalimanında olan her şeyi yapıyoruz. Bunun içinde yakıt da var, yer hizmetleri de var. Duty free, yiyecek içecek, VIP, CIP gibi ağırlama hizmetleri, güvenlik gibi hizmetlerimiz olduğundan söz hakkımız olan, operasyonda söz hakkımız olan yatırımlarda, küçük hissedarda olabiliriz. Son bir sorum daha var. O da borçlukla ilgili. Bu sene için 220 ile 260 milyon euro arasında bir yatırım aralığı Doğru. verilmiş durumda. Esenboğa'da yatırım var, Antalya'da yatırım var, Doğru. Almaty'da yatırım var, devam ediyor. Şirketin genel borçluluk düzeyine baktığımız zaman da net borç 1.6 milyar civarında. Evet. Dolayısıyla bu Medine Havalimanı satışı da işte borcu birazcık azaltmakta Doğru. dediniz ya. Borcu azaltma için bir planlamanız var mı önümüzdeki döneme dair? Yoksa bu seviyeler bu ciro düzeyiyle kabaca 1.6 çarpana denk geliyor, devam Doğru. eder mi? Bu şekilde devam eder çünkü bizim bütün borcumuz aslında projelerdeki proje finansmanıyla yapılmış borçlar. Yani uzun vadeli projenin gelirlerinin tahsis edildiği krediler. Onlarda bir zorluk yaşamıyoruz. Ancak koşulların daha iyi olmasıyla
daha düşük faizli krediler bulursak bunların refinansmanı yönüne bakabiliriz. Faizlerin dünyada yükselişi bozuyor mu sizin o planlamanızı? Değişken faizde olanı var mı? Yok, şu anda yok. Şu anda yani bizim son projelerimiz Almaty'yi çok güzel kapamıştık. Dünya Bankası'nın kuruluşları IFC-EBRD ile. Antalya'da 12 bankanın katıldığı bir köprü finansman. Şimdi onun uzun dönem finansmanını yapıyor arkadaşlarımız. Ona çalışılıyor. Ha keza Ankara'da da benzer şekilde. Önce köprüyle oranların yüksek olduğu dönemde 2-3 yıllık köprüler. Sonra kalıcı uzun süreli proje finansmanı gözüyle bakıyoruz. Piyasaların daha iyi olacağını düşünüyoruz açıkçası. Artısı olur, eksisi olmaz bu saatten sonra bize diye düşünüyoruz. Serkan Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Katıldınız, değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Sağ olun, teşekkürler. Finans Merkezi'ni böylelikle noktalıyoruz. Hoşçakalın.